Seyirciler, yeni bir konuğumu ağırlıyorum şimdi. İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün neler anlatacaksınız bize? Evet, kanser ve kanseri tetikleyen sebepler, özellikle de kan kanseri. Bununla ilgili geçen gün konuşma yaparken raporları unuttuğumu fark ettim. Bugün raporları getirdim. Yapmasın. Kanserle ilgili konuşacağız nasip olursa inşallah. Evet, lösemi yani kan kanseri tetikleyen birçok faktör vardır. Yanlış beslenme, bakteri, virüs, mantarlar, kimyasal, aşırı ilaç kullanma vesaire nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor ve zamanla birçok hastalık ortaya çıkıyor. Kanserle ilgili en büyük araştırmayı İtalyan asıllı Doktor Simoncini yapmıştır. Doktor Simoncini yapmış olduğu araştırmalarda kanserin sebebinin mantarlar olduğunu belgelemiştir. Bu çok yeni ve çağ açıcı. Kanserle ilgili yapılan bütün araştırmalar, konuşmalar, teoriler, hipotezler bugüne kadar hep teorikti. Bunu Doktor Simoncini belgeledi. Mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler bağırsakları yakıyor. Bu toksik maddelerin bir kısmı emilerek karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Arıtamazsa ne oluyor? Karaciğer aşırı oranda B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. Buna karşı ne yapılabilir? Yoğurt otu, bu gördüğünüz yoğurt otu maalesef yoğurt kurudu. Şöyle bir bakabilir miyim? Sarı çiçekli. Bir de bunun çiçekleri çok narin, çok hassas, çok küçük. Çok küçük olduğu için ancak şöyle mikro çok özel bir fotoğraf makinesiyle bunun fotoğrafı çekilebilir. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu hani suyun içinde kaynatıp içecek miyiz? Ne yapacağız? Bunun sadece yoğurt otu değil. Aynı zamanda 6-7 çeşit bitkiden oluşan özel bir çay harmanı var. Mesela şu gördüğünüz kuşkonmazda bunun ama kökü. Kuşkonmaz vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de pek bilinmiyor. Avrupa'da, Amerika'da bunun taze çıkan sürgünlerinin çorbası ve zepse yemekleri yapılıyor. Kuşkonmazın birleşimindeki asparagin denen madde lenf kanserine, kan kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat bundan elde edilen asparagin ne kadar etkiliyse sentetik olarak üretilen yani fabrikalarda üretilen kimyasal deneylerle geliştirilen asparagin yan tesiri çok büyük olması nedeniyle sentetik olarak üretilen asparagin faydalı değildir. Bu nedenle kuşkonmaz ekstraktı kullanılabilir. Anladım. Veya yoğurt otu, böyle bir yoğurtla problem yok. Civan perçem otu, ısırgan otu, aynı sefa gibi bitkilerden oluşan çok özel biz bir kapsül ürettik. Yoğurt otu forte. Dün üretime başladık. Dün, henüz daha yeni. Evet. Fakat biz bunu zaten çayını yapıp hastalara veriyorduk. Hastalar çayını kullanıyorlardı. Yoğurt otunun birleşimindeki etken madde az olduğu için tedavi sürecini hızlandırmak için ekstraktini ürettik. Yani birleşiminde yoğurt otunun çayını içerse de iyi gelir yavaş yavaş. Fakat ekstraktini kullandığında tedavi süreci 4 aysa 3-4 haftaya indirir, hızlanır, süreç hızlanır. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki etken madde %100 etkili.